Merhaba arkadaşlar. Az önceki videomuzda Kanuni'yi bitirmiştik. Bu videoda ne yapıyoruz? Sokullu'yu işliyoruz arkadaşlar. Sokullu Mehmet Paşa. Evet, Sokullu Mehmet Paşa kimdir? Genel özellikleri nelerdir? Hemen oradan başlayalım. Bir kere kendisi devşirme kökenlidir arkadaşlar. Devşirme kökenlidir. Bosna'nın Sokoloviç köyünde doğmuştur. Sokullu sıfatı buradan verilmiştir. Bizim beklediğimiz soru nedir Sokullu'da? Hemen size örnek bir soru yapayım. Sokullu 1. Kanuni 2. İkinci Selim 3. Üçüncü Murat. Hükümdarlarından hangilerine sadrazamlık yapmıştır? Kanuni 2. Selim 3. Murat'tan hangilerine sadrazamlık yapmıştır? Böyle bir soru bekliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi 2. Selim ve 3. Murat'ı belki biliyorsunuz ama Kanuni'nin son 2 yılı 1564-66 arası, hatta Zigetva Seferi dahil Sokullu vardır arkadaşlar. O yüzden Sokullu 3'üne birden sadrazamlık yapmıştır. Bu bir. İkincisi, Sokullu dönemi dediğimiz dönem Kanuni'yi kapsamaz. Burada 2 yıl Kanuni güçlü bir hükümdar biliyorsunuz. Sokullu dönemi 2. Selim ve 3. Murat'ı kapsar. Evet, soruda dönem diye sorduğunda bu iki hükümdar alıyorsunuz. Bunlar biraz pasif, Sokullu aktif olduğu için böyle bir isimlendirilmiş. Çıkmış bir YGS sorusu bu eskilerden, yorum sorusu. Demek ki Osmanlı tarihi bölümlere ayrılırken ne dikkate alınmıştır arkadaşlar? Padişah sırası mı, önemli kişiler mi? Önemli kişiler dikkate alınmıştır, oldu mu? Bir kez daha söylüyorum. Sokullu 3 hükümdara sadrazamlık yaptı. Ama Sokullu dönemi dersek Kanuni değil, Selim ve Murat alıyorsunuz. Çünkü bunlar pasifti, Sokullu etkindi. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Peki hocam, 2. Selim, 3. Murat. Arkadaşlar, Osmanlı tarihinde 1566-1574 yılları 2. Selim dönemidir. 1574-1595 yılları da, şu Murat'ı güzel yazalım, 3. Murat dönemidir. Ha, padişah sırasını ÖSYM lisans kapisi daha çok ıslahatlarda soruyor. Veya çok önemli olaylarda bilelim. Çünkü tarihe padişah padişah çalışmak çok kolay olmasa gerek. Şimdi 2. Selim zamanı arkadaşlar. 2. Selim döneminde hangi gelişmeler oldu? 1. Yemen isyanı bastırıldı. Bu dönemde. Yemen'de tekrar isyan çıkmış, bastırıldı. Sakız Adası tekrar hakimiyet altına alındı. Değil mi? 2. Bu dönemde Kıbrıs fethedildi. Evet, Kıbrıs'ın fethi. Değerli arkadaşlar, 2. Selim Kıbrıs'ın alınmasını çok istemiş. Bir rivayet Sokullu buna karşı çıkmış, yani tehlikeli olabilir diye. Biz Kıbrıs'ı fethediyoruz. Peki, kim fethetti? Lala Mustafa Paşa. Evet, Lala Mustafa Paşa önderindeki ordumuz Kıbrıs'ı fethetti. Biz Kıbrıs'ı fethettik, Sokullu çok istemese bile. Arkasından 1570'te Kıbrıs'ı fethetmen bir sene sonra Haçlı İttifakı'na sebep oldu. İnebahtı Deniz Savaşı. 1571. Bakın bağlı anlatıyorum. Kıbrıs'ı fethetmemiz neye sebep olmuş? İnebahtı Deniz Savaşı'na sebep olmuş. Biz burada çok fena yandık. Evet, ilk yandığımız yer burası. Burada başarılı olan tek denizcimiz Kılıç Ali. Oruç Ali derler arkadaşlar. Kılıç Ali Reis başarılı olacak. O yüzden biz onu Kaptanı Derya yapacağız. Hatta Sokullu'nun tarihi sözü. Siz bizim burada sakalımızı kestiniz. Biz sizin kolunuzu kestik. Kesilen sakal daha gür çıkar ama kesilen kol bir daha çıkmaz. Evet. Kıbrıs'ın fethi neye sebep olmuş? İnebahtı Savaşı'na. Donanmamız ne oldu? Yandı. Kim yaktı? Haçlılar yaktı. Peki Ahmet Hocam, Haçlılarla kaçıncı savaş oldu bu? Gençler, Haçlılarla 3. savaş oldu. Hatta argo bir örnek ama bana kızmayın. Haçlılar piç. Şifremiz. Piç. Preveze. Cerbe. İnebahtı. Oldu mu? Yükselmede Haçlılarla yapılan savaşlarımız bunlar. Devam ediyorum. Biz daha sonra arkadaşlar bir yeniden donanma kurduk. Donanma kurunca 1574'te bu sefer nereyi fethettik? Tunus'u fethettik.
O zaman harita çizeyim. Trablusgarp'ı aldık, Cezayir'i aldık, Tunus'u aldık, Mısır'ı da Yavuz almıştı. Himaye etmediğimiz tek yer Fas kaldı. Az sonra. Tamam. Hadi bakalım. Kıbrıs'ın fethi İnebahtı'ya sebep oldu. Kıbrıs'ın fethinde etkin devlet adamı Lala Mustafa Paşa komutan. İnebahtı'da yandık. Kılıç Ali Reis, Oruç Ali Reis başarılı olan tek denizcimizdi. Onu kaptanı derya yaptık arkadaşlar. Tunus'u ne yaptık? Fethettik. Hemen Murat'a geldim. Ahmet Hocam Murat zamanında ne oldu? Murat zamanında arkadaşlar Lehistan'da krallık seçimi vardı. Lehistan'ı Rus baskısından kurtardık. Lehistan'ı himaye ettik. Evet. Lehistan'ı himaye etmiş olduk. Dikkat! Fas içinde bir savaş yaptık. Kasrül Kebir. Değerli arkadaşlar bu savaşın diğer ismi Vadi Üs Seyl. Şimdi Fas'ı himaye ediyoruz. Portekiz bunu kabul etmiyor. Portekiz'le yaptığımız bu iki savaşı, yani tek savaşı, Kasrül Kebir, Vadi Üs Seyl. Bunu kazanıyoruz. O zaman cevap veriyorsun. Mısır'ı almışsın, Trablusgarp'ı almışsın, Tunus'u almışsın, Cezayir'i almışsın. En son nereye aldın? Fas'ı aldın. Kuzey Afrika'nın fethi ne oldu? Tamamlandı. Evet, Kuzey Afrika, okey diyorum. Tamamlanmış oldu. Afrika'dan çık dışarı. Neresi? Atlas Okyanusu. O zaman sınırlarımız nereye ulaştı? Atlas Okyanusu'na ulaştı arkadaşlar. Şimdi 3. Murat bakın 1595 biz buna duraklamada değiniyoruz ama hazır Murat'tan bahsetmişken şunu da söyleyeyim. 1590'da İran üzerine sefer yapacak. Meşale Savaşı'nı kazanacak. Yine ben duraklamada işleyeceğim bunu. Şu an bir bilgi verdim. Ve Ferhat Paşa anlaşmasıyla doğuda en geniş sınırlara ulaşacak. Evet, bu da Murat dönemi. O yüzden böyle yazmış oldum. Pek bir şey yok gençler. Kıbrıs'ı aldın, İnebahtı oldu. Tunus'u aldın, Fas'ı aldın, Lehistan'ı himaye ettin. Sokulu'dan beklenen soru projeler. Bakın zaten siyasi de tartışıyor değil mi? Kanal projemiz, İstanbul Kanal Projesi. Projelerden soru bekliyoruz. Birkaç yıldır çok bekledik, gelmedi. İnşallah bu senelerde gelir diyelim. Evet, Sokullu ve projeler için ne yapıyorum arkadaşlar? Serkan'ım şöyle bir gelelim. Bir harita çizelim. Haritadan sohbet ederek işleyelim arkadaşlar. Hocam burası neresi diyeceksiniz? Arkadaşlar şurası Hazar Denizi olsun. Şurası İran olsun. Yavaş yavaş kim geliyor? Rusya geliyor. Harita üzerine anlatmak istedim. Harita üzerine anlatmak istedim. Bildiğimiz Karadeniz değil mi? Kırım bizde mi? Bizde. Bu bir dursun. Kıbrıs'ımız değil mi? Şurası Mısır olsun. Şu denizimiz Kızıldeniz. Gençler. Bir coğrafyacı kadar iyi harita çizmem ama işi bir görür benim. Şimdi ben size başka bir şey öğreteyim. Şu Kuzey Afrika'yı bir tekrarlayalım. Mısır'ı kim aldı hatırlarsanız? Yavuz. Değil mi? Trablusgarp'ı kim aldı? Turgut Reis. Yani Kanuni dönemi. K harfi. Cezayir. Barbaros Hayrettin katıldı. Kim zamanı? Kanuni. Arkadaşlar Tunus'u kim aldı? Şuraya yazayım. Sokullu. Fas'ı kim aldı? Sokullu. Bakın burada da Portekiz vardı. İşte Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı. Atlas Okyanusu'na kadar ulaştık. Nereye bağlayacağım? Artık okyanusu aşamayacağız. Çölleri aşamayacağız. İran'ın dağlarını aşamayacağız. Viyana'yı aşamıyoruz. Yani biz büyüyeceğimiz kadar büyüdük. Çöl, okyanus, dağ. Güçlü devletlerle komşu olduk. İşte biz buna doğal sınırlar diyoruz. Tabii. O zaman cevap ver. Osmanlı'nın duraklamasının sebeplerinden biri nedir? Doğal sınırlardır. Hocam doğal sınır nedir? Anlatıyorum işte. Okyanus, Afrika'nın çölleri, İran'ın dağları, Viyana. Okey. Tamam mıyız? Şu Kuzey Afrika'yı tekrarlamış olduk. Değil mi? Projeler, arkadaşlar. Projelerin çoğunluğu 2. Selim dönemidir. Onu bir söyleyeyim. Yani o Don Volga, Süveyş Kanal projeleri 1568-1569'da gündeme gelmiştir. 2. Selim dönemi projeleridir. Fikir sahibi kimdir? Sokuludur. Vallahi adamı takdir etmek lazım. 500 sene önce adam önüne haritayı koymuş, kafa yormuş. Kim bu ülke için kafa yorduysa Allah ondan bin kez razı olsun.
Kim taş üstüne taş koyduysa Allah ondan yine 1000 kez razı olsun. Diyelim, konumuza geçelim. Marmara Çatalca. Arkadaşlar, şimdi şöyle boğazı görüyor musunuz? Sapanca'yla Marmara'yı şöyle bağlayan bir kanal daha açıp, bakın bir buradan bir de buradan geçiş verecek. Duble yol gibi. Boğaz trafiğini rahatlatmak isteyecek. O zaman Marmara Çatalca. Çok basit. Kereste ticareti. Bir de neymiş? Boğaz trafiğini rahatlatmak. Hatta bir rivayet, bununla ilgili Mimar Sinan da görevlendirilmiş. Bir rivayet. Ama ne oldu? Mimar Sinan tekrar aktif rol almamış. Sebebi bilinmiyor. Biliyorsun Mimar Sinan biraz gizemli bir tarafı var. Devam ediyorum arkadaşlar. İkincisi Süveyş. Üçüncüsü neymiş? Don Volga. Süveyş'i de anlatalım. Kızıldeniz'i gördük mü? Kızıldeniz'de hop şurayı, karayı kırıp Akdeniz'i birleştireceğiz. Böylelikle insanlar Cebeli Tarık'tan girecekler. Bu deniz sayesinde Hindistan'a kadar ulaşabilecekler. Orta Doğu canlanacak. O zaman cevap verelim. Süveyş Kanal Projesi'nin amacı Akdeniz'le Kızıldeniz'i birleştirmek, baharat yolunu canlandırmak, coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu gidermek. Portekiz'in üstünde son vermek. Bu kadar. Aşağıda. Hocam, Süveyş Kanalı'nı biz yapabildik mi? Hayır arkadaşlar. Süveyş Kanalı'nı 1868-69'da Fransa başrolüyle sonradan İngiltere ortak oldu. Fransa İngiltere ortak olacak, açılacak. Açılınca bizim buraların değeri artacak, işgale uğrayacak. Hatta çağdaş Türk dünya tarihini anlatacağız. Bir de dünyada kanal krizi ortaya çıkacak. Göreceğiz onları. Evet, Süveyş Kanal Projesi. Akdeniz'e Kızıldeniz'i birleştir, baharat yolunu canlandır, coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu gider. Biz yapmadık, Fransa ve İngiltere yaptı. Dünyada 1956 yılında da kanal krizi oldu. Çağdaş'ta anlatacağım. Don Volga. Hadi bakalım. Hocam Don Volga ne? Arkadaşlar Don Volga şurada bir nehir. Sokullu bakmış ki haritaya. Ya demiş biz buradan çıkarsak. Çıktın. Şu Don Volga ile Karadeniz'i birbirine bağlarız. Bakın bağlarız. Şuraları açtım. Buradan girdin. Don Volga aracıyla Hazar'a kadar ulaştın. Hazar'dan Rusya'yı kontrol altına aldın. İniyorum aşağı. Benden inin. Hop, İran savaşlarına donanmadan faydalandın. Orta Asya Türklerine selam çaktın, değil mi? O zaman çok güzel. Don Volga'nın amacı, Hazar'la Karadeniz'i birleştirmek, bir. İpek yolunu canlandırmak, iki. İran savaşlarında donanmadan faydalanmak, üç. Rusya'yı kontrol altına almak, dört. Orta Asya Türklerine selam çakmak, beş. Orta Asya Türkleri bağlantı kurmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Tabii Don Volga'da Kırım'ın bize destek vermesi lazım ama maddi manevi gereken destekler verilmeyince başarılı olamayacağız. Bunun küçültülmüş versiyonunu, prototipini 1952'de Sovyet Rusya açacak. Evet, biz açamayacağız. Aslında hüzünlü şeyler. Niye hüzünlü? Fikir bizden, proje bizden ama sermayemiz ve emeğimiz yetmemiş arkadaşlar. Oldu mu? Don Volga deyince İpek Yolu, Süveyş deyince baharat yolunu canlandırmak. Sınavda unuttun mu? Karıştırdın mı? İpek Don. Aklında böyle kalsın. Atanınca bana hediye gönderin. İpek Don. İpek yolunu canlandırmak için Don Volga. Evet. Haritamı siliyorum. Şimdi hepsini yazıyorum arkadaşlar. Evet, videomuzun sonunda bir de yükselme soru pratikleri yapacağım size. Evet, Süveyş Kanal Projesi. Amacı Akdeniz artı Kızıldeniz'i birleştirmek. Hangi yolu canlandırmak? Baharat yolunu canlandırmak. Portekiz'in üstünlüğüne son vermek. Coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu gidermek. Oldu mu? Don Volga canlandır. Karadeniz'de hangi denizi birleştirmek? Hazar Denizi'ni birleştirmek. Hangi yolu canlandırmak? İpek yolunu canlandırmak. Evet.
Üçüncüsü, Rus ilerleyişini engellemek. Bu dönemde 4. İvan var. Kazan Hanlığı, Asır Hanlıkları gibi hanlıkları yakıyor arkadaşlar. Tabii Orta Asya'da zulme başlıyor. Dolayısıyla Rus ilerleyişini önlemek diyoruz. Türklerle bağlantı kurmak. Orta Asya Türkleriyle bağlantı kuracağız. Tabii biz Türklerle bağlantı kurmak istiyoruz ama Kırım'da çekişme var. Hanedanlar arası çekişmeler var. 5. Arkadaşlar, coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu gidermek. Evet. Öğrenmiş olalım. Süveyş kanalını kim açacak? 1868-69 yıllarında başrolde Fransa'ydı. Sonradan İngiltere de ortak oldu. 56'da da 1956'da kanal krizi olacak. Don Volga'yı da 1952'de küçültülmüş versiyonu kim açacak arkadaşlar? Sovyet Rusya açacak. Oldu mu? Evet, beklenen sorular bunlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi kendi hür irademle, hiçbir baskı altında kalmadan uzun bir konu olan yükselmenin kritik noktalarını tekrarlayacağım. Şöyle bir tablo yapıyorum. Evet. Gönlümden koptu. Yükselme soru pratikleri. Mesela arkadaşlar Osmanlı'yla ilgili, politikalarla ilgili bize neyi sorabilir? 1. Hristiyan birliğini bölme çalışmaları. Bir beklenen soru budur. Ki buna benzer soru 2016'da çıktı. 2. Coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu giderme çalışmaları. Giderme çalışmaları. Hazır mıyız? Hem biraz da hükümdarları tekrarlayalım. Hristiyan birliğini bölme çalışmaları. İlk sorumuz buydu değerli arkadaşlar. Hemen Fatih'ten örnek verelim. Fatih Hristiyan birliğini bölmek için ne yaptı? 1. Venedik'e imtiyaz verdi. 2. Ortodoksları korudu. Ortodoks koruyuculuğu. 3. Patrikhanenin başına patrik atadı. Aman Ortodokslar benden memnun kalsın, Katolikler de birleşmesin. Oldu mu? İkinci Bayezid Fatih'ten sonra Hristiyan birliği bölmek için bir şey yapamadı. Neden? Neden? Cem olayı. Cem'den dolayı elimiz ayağımız bağlandı. Yavuz geldi. O adamcağız da bir şey yapamadı. Niye? Hep doğuya gitti. Çaldıran, Turnada, Mercidabık, Ridaniye, değil mi? O zaman kim yapacak arkadaşlar? Kanuni. Kanuni ne yapacak? Fransa'ya kapitülasyon. Fransa'ya genel itibariyle yardım. Fransa'ya kapitülasyon. Bir de arkadaşlar neyi destekleyecek? Papa'ya karşı yapılan reformu destekleyecek. Evet, teste bunları görünce Hristiyanlığı bölmek diyorsunuz, oldu mu? Bir de benden size abi tavsiyesi, yükselmede kapitülasyon vermek iyi bir şey. Ticareti canlandırmak, verdiğin devleti yanına çekip Hristiyan birliğine katılımını engellemek. Ama duraklama gelmeden sonra kapitülasyon kötü bir şey. Okey? Gel buraya. Coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu gidermek. Değerli arkadaşlar, İpek yolunu Fatih aldı. Neremin fethi? A. Oram'ın, B. Buram'ın, C. Kırım'ın. Kırım'ın fethi, değil mi? Kırım'ın fethiyle İpek yolu bizim oldu. Karadeniz Türk yolu'na geldi. Doğru mu? Peki baharat yolu? Yavuz Sultan Selim, Mısır'ın fethi. İpek baharatı aldık. Yavuz adamcağız baharatı aldı. Daha baharatın tadına doymadan öldü. Baharatın işe yaramadığını, vergilerin gelirlerin azaldığını kim hissetti? Kanuni. O yüzden coğrafi keşiflerin olumsuzunu gidermek deyince kanunla başlatıyoruz. Kanuni ne yaptı? Hatırlayalım. Hint Deniz Seferi'ni yaptı. Hint Seferi'ni yaptı. Fransa'ya kapitülasyon verdi. Gel dedi oğlum, Akdeniz'de ticaret yap. Oldu mu? Arkasından Sokullu yaptı. Değerli arkadaşlar, Don Volga. İpek Don. Hatırla.
İpek yolunu canlandırmak için. Bir de Süveyş Kanal Projesi. Bu da baharat yolu için. Değil mi? Oldu mu? Evet, Hristiyan bir bölmeye bağladık. Coğrafi keşiflere bağladık. Ve en güzeli, biraz da padişahları tekrarladık. Bir de tahtaya soru yazmak istiyorum. Soru yazmak istiyorum. Şu keşiflerle ilgili. Kıyamıyorum. Nereyi silsem? Aha burayı silsem. Bir yere gitmeyin hemen. Soruyu çözelim beraber. Güzel bir soru. Bir. Venedik'e imtiyaz. İki. Fransa'ya verilen kapitülasyon. Üç. Don Volga projeleri. Soru şu. Hangileri coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu gidermek amacıyla yapılmıştır? Hangileri coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu gidermek amacıyla yapılmıştır? Bekliyorum. Hangileri coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu gidermek amacıyla yapılmıştır? Arkadaşlar, zaten bunu pratiklerde vermiştim. Lütfen Venedik imtiyazı almayın. 1479'da veriliyor bu. Daha verildiğinde coğrafi keşifler adam akıllı başlamamıştı. Daha baharat yolu bizde değildi. Anladınız mı olayı? O yüzden keşiflerin olumsuzluğunu hisseden Kanuni ve Sokulu'dur. Okey. Soru neymiş? 2 ve 3. Güzel soru. Gaz ver. Oldu mu? Evet. Yükselmeyi bitirdik. Çok abartmayın. 100 tane soru çözün yükselmeden arkadaşlar. Cebinize koyun. Bir soru ya çıkar ya çıkmaz. Bir sonraki videoda çok önemli bir konuya başlıyorum. Osmanlı kültür ve medeniyet. Dantel gibi öreceğiz. Bekliyorum.